Hanımlar, beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihi bir yemek yapacağız. Tarihi yemek deyince tabii ki aklınıza yüzlerce yemek gelebilir. Biraz yakın tarih, 1800'lerden bir Rus tarifi, Beef Stroganoff yapacağız. Hafif aksanlı söyledim. Çünkü adını aslında, şurada notlardan okuyayım, Pavel Aleksandrovich Stroganoff'tan alıyor. Adam bu yemeğe bayılıyormuş arkadaş. Biz de hakkını vereceğiz. Birçok varyasyonu var. Mantarlısı var, turşulusu var, hardallısı var. İçerisinde alkol konulanı var, konmayanı var ama orijinalinde bunların hiçbiri yok. Çok basit 4-5 malzemeyle yapılıyor. Ben size temel tarifi göstereceğim. İçerisindeki diğer malzemeleri de garnitürlerde kullanacağım. Ortaya tamamıyla birbirini bütünleyen muhteşem bir lezzet çıkacak. Bence lafı uzatmayayım. Birazcık da mutfakta devam edelim. Gelin başlayalım. İşe patateslerle başlayacağız çünkü aslında en uzun pişme süresi patatese ait. Bu tarifin yanında patates püresi görebilirsiniz, patates kızartması görebilirsiniz, pilav görebilirsiniz, haşlanmış sonradan sotelenmiş patates görebilirsiniz. Çünkü dünyanın artık her yerine yayılmış bir tarif. Avrupa bistrolarında var, Çin mutfağında var, Amerika'da var, hatta tavuklusu var. Yani orijinali beef olan bir şeyin tavuklusu bile var. Bence bu patates kızartması aslında Avrupa'da daha yaygın bir ürün olduğu için Avrupa bistrolarından gelmiş olabilir kızartmalı versiyonu. Ben de kendi versiyonumu yapacağım. Burada ufak bebek patateslerim var. Onları ikiye böleceğim. Bir tane fırın tepsisi alalım. Tabii ki ben patateslerimin daha öncesinde kabuklarını yıkadım. Vuruk yerlerini, çürük yerlerini temizledim. Kuruladım. Bunlar önemli detaylar. Sonra şefim kabuklu patates. Kirlenir diye düşünmeyin. Tabii ki yıkadık. İki diş sarımsak. Tuz. Bol tuz. Patates tuzu sever. Sıvı yağ. Şöyle bir şey var. Zeytinyağı da koyabilirsiniz ama zeytinyağı evet bizde bol. Patatesle çok yakışıyor. Güzel. Ama Rusya'da ne arar zeytinyağı. O nedenle ben sıvı yağ kullanıyorum. Sizi burada engellemiyorum. Bolca karabiber. Güzelce harmanlayın. Patateslerin yüzleri aşağı gelecek şekilde düzeltin. Bakın yağlı kağıt falan koymuyorum çünkü metalden yüksek bir ısı alsın istiyorum. Hafiften yapışabilir, hiç problem etmem. Ha ben problem ederim diyorsanız yağlı kağıt koyun. Fırın yüksek, 220 derecede fanlı çalışıyor. Yaklaşık yarım saat kadar pişecek. İyice kızarmalarını bekleyeceğiz. Biz de orada et hazırlayabiliriz. Sıra geldi ete. Olmazsa olmazı bonfile kullanmak. Evet bonfile pahalı bir et ama bu tarz güzel yemeklerde ki bu epey yani yarım kilo bonfile ile 4 kişilik güzel bir yemek yapabilirsiniz garnitürüyle beraber. Antrikot, kontrfile bunları da kullanabilirsiniz. Daha ucuz kesim etler kullanmak istiyorsanız etler öncesinde birazcık marine etmeniz ya da haşlamanız gerekebilir. Ama aynı şekilde bu kremalı sosla yine güzel bir yemek yapabilirsiniz. Burada doğrarken şöyle uzun bir parça eti bu şekilde doğrarsak liflerini ters kesmiş oluruz. Etimizin uzun liflerine yan kesik atacağız. Aslında dilimliyormuş gibi düşünün. Çok da kalın olmayacak şekilde yarım santimlik parçalar keseceğiz. Etimizin bu dilimine tam 90 derece çeviriyoruz. Bu sefer de dikine keseceğiz. Böylelikle ne oldu? Her dilimde böyle minik minik kat 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 küçük etler oldu. Pişerken çok hızlı pişecek, yerken ağızda dağılacak böylelikle. Bu tarz kesilmiş etleri marketlerde ya da kasaplarda stroganoffluk et olarak görebilirsiniz. Ama size tavsiyem aldığınız kasaba mutlaka hayvanın hangi parçasından olduğunu sorun. Çünkü ona göre pişmesi değişecektir. Eğer bonfile ise kolay pişecektir. Buttan bir parça kullandılarsa uzun pişecektir, marinasyon gerektirir. Bunlar hep aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bonfilenin kalın parçalarını daha çok flamingon gibi güzel böyle tek parçalık etlerde kullanıyoruz. Uç olan bonfile ise kesebileceğimiz işte şu anda piyasada lokum diye falan geçiyor. Onlar genelde uç olan parçalardan kesilerek yapılıyor. Ya da bunun gibi güzel beef stroganoff'larda kullanabiliyoruz. Şuradan büyük bir tava alalım. Soğanlarımızı alalım. Artık pişirmeye başlayalım. 3 tane benim ufak soğanım var. 2 tane orta boy ya da 1 tane dev boy kullanabilirsiniz. Evinizdeki en büyük ve yüzeyi düz olan tavayı alın. Altını orta yüksek açıyoruz. Biz de orada soğanlarımızı doğrayalım. Soğanımızı jülyen ya da piyaz dediğimiz şekilde doğrayacağız. Soğan bu yemeğin aslında etten sonraki olmazsa olmazı. Ne kadar bol soğan o kadar çok lezzet diyebiliriz.
Bu arada yemeklerin tabii ki kuralları yok. Zamanla içerisinde bir şeyler eklenmiş olması yemeği yanlış hale getirmiyor. Bunun mantarlısı olmaz falan demiyorum. Orijinalini göstermeye çalışıyorum. Sadece neyi kabul edemem biliyor musunuz? Bunu yapıp ondan sonra tadını doğrultmak için içerisine toz demiglas konuyor bazı yerlerde. Adını vermek istemediğim. Onu yapmayın. Zaten güzel bir yemek. O böyle her şeyi örten toz demiglası lütfen kullanmayın. Evet, şimdi tavamız artık ısındı. Tavaya bolca sıvı yağ koyuyoruz. Tavanın tabanını kaplayacak kadar yağ koyuyoruz. Yemeğin lezzetini biraz yağdan vereceğiz. Kimse bu yemeğin kalorisiz olduğunu söylemedi. Soğanların hepsini içeriye. Soğanların sotelenmesini değil aslında birazcık kızarmasını istiyoruz. Burada ilk defa ne yapmayacağım? Soğanlara tuz atmayacağım. Birilerinin aksine aslında bu sotelenen bir yemek değil. Kendi sosunda ağır ağır pişen farklı türü bir tava yemeği diyebiliriz buna. Yağ ve soğanın o sıcaklığının buluşması, soğanın birazcık kendini bırakmasını bekliyoruz. Renginde ufak değişmeler olabilir. Karamelizasyon tamamdır, işimizi görür, hiç problem değil. Oradaki şekere ihtiyacımız var. Soğanlar yağ ile buluşlar, sıra geldi eti hazırlamaya. Eti hazırlamak derken neden bahsediyoruz? Çok basit. Etin içerisinde tuz yok, karabiber yok, hiçbir şey yok. Sadece un koyacağız. Bu un da bizim birazdan kremamızı vesaire suyumuzu koyduktan sonra sosun bağlanmasına yardımcı olacak. Ama etleri kavurmayacağız. Bolca un koyuyoruz. Etleri harmanlıyoruz hızlıca. Bakın daha önceden unlamadım. Bunu böyle tava ciğer gibi düşünebilirsiniz. Hızlıca unluyorum. Her yerine un gelsin. Sonrasında unun fazlasını sirkeleyeceğiz. Ve soğanların üzerine etimizi yerleştiriyoruz. Çok basit bir yemek ama püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi taban tamamen soğan, üzerinde et, karıştırma vesaire yok. Etleri yerleştirdim bıraktım. Eğer ki tavanız küçükse bu işlemi yarım yarım yapın. Hiçbir zaman böyle yığma et yaptığınız zaman suyunu komple bırakacaktır. İstediğimiz görüntü ya da lezzet o değil. Biz etleri kavurmayacağız. Soğan üzerinde yavaş yavaş pişiriyoruz. Cızırtı arttı. Bir etlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi etlerin rengi hafiften dönmeye başladı. Etleri hiç kavurmuyorum. Tabandaki soğanın karamelize kokusu iyice artmaya başladı. Kızaran soğan kokusu var. Ufak böyle bir cam gibi parlaklık almaya başladı un sayesinde. Tabanları pişince artık sonrasında karıştırmaya başlayacağım. Bu yemeğin bir diğer güzelliği ise içerisinde dövülmüş karabiber var. Havanda biraz karabiber döveceğim ya da çok kalın şekilde değirmenden geçirebilirsiniz. Ama havanım var, neden dövmeyeyim. Yaklaşık şöyle dolu dolu bir çay kaşığı kadar karabiberi kalın kalın dövelim. Altını iyice açtım. Bir karıştıralım. Tavayı sallamıyorum. Soğanların rengi iyice döndüler. Koyu bir renk aldılar. Karabiberi koyduk. Etlerin pişmesi bu kadar. Şimdi içerisine yaklaşık yarım su bardağı kadar domates püresi ekliyorum. Burada bir tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı kadar salça da kullanabilirsiniz. Ve altını kapattım. Yemeği ocaktan aldım. Neden? Şimdi bunun aslında sosu var. Sosu direkt tavada da yapabiliriz ama yaptığımız zaman sos hızlıca buharlaşacak kuru bir yemek haline geliyor. Biz istiyoruz ki biraz sulu olsun, sosun içerisinde pişsin. Ufak bir tencere alıyorum. Yemeğin tamamını sığabileceği kadar, sosun içerisinde hapsolabileceği kadar ufak bir tencere. Altı kısık ateşte. İçerisine yaklaşık yarım su bardağı kadar et suyu. Normal su da kullanabilirsiniz. Tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı krema. Kremadan sonra şimdi tarifin orijinalinde smetana var. Smetana aslında bir ekşi krema. Ekşi krema bazen marketlerde bulunuyor ama genelde bulunmuyor. Bugün size farklı bir şey göstereceğim. Yoğurt kaymağı. Yani evinizde genelde o attığınız ya da yemediğiniz yoğurt kaymağı, özellikle de manda sütünden bir yoğurt kaymağı varsa muhteşem hafif böyle bir ekşilik verecek. Yoğurttan gelen o kekremsi tat bunun içerisine girdiği zaman o ekşi krema yaratmayacaktır. Şimdi bu sosun içerisinde bunu da eriteceğiz. Burası bir taşım kaynadı. Artık yoğurt kaymağımız da o hani eve kaymaklı yoğurt alıp da kaymağını atanlara da buradan selam olsun. İşte kullanmanız için gereken güzel bir yemek tarifi de vermiş oldum. Kaymak da neredeyse yok olmaya başladı içerisinde. Şimdi yemeğimizi hemen içeri alıyoruz. Bu yemek kuru bir yemek değil arkadaşlar. Bu yemek sulu bir yemek. Ve kreması bol bir yemek. Aklınızda hep öyle kalsın. Bakın bir taşım kaynadı. Altını kapattım. Ve artık son olarak tuzunu ekleyebiliriz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Karıştıralım.
Kremayı zaten çok fazla kaynatırsanız kremanız da kesilir. O nedenle böyle beklesin. Bir tane de defne yaprağı atacağız içerisine. Daha şöyle yarım bile olur. Kapağını kapattık. Bizi kenarda beklesin. Biz de garnitürünü hazırlayalım. Yalnız inanılmaz güzel olmuşlar. Şurada beklesinler. Bunlar birazdan mantarlarla beraber tavaya girecekler. Olabildiğince ufak mantarlar seçtim. Mantarları doğramayacağım. Şöyle çatala gelsinler istiyorum. Eğer çok büyükse ikiye kesebilirsiniz. Tavanın altı sıcak, içerisinde yağ yok, hiçbir şey yok. Şu anda mantarların sadece sıcaklığı çekmesini bekliyorum. Mantarlarımız iyice artık dumanlanmaya başladılar. Şimdi içerisine bir parça tuz atacağım. Fazla suyunu çıkartabilsin diye. Hemen sıvı yağ ekleyip hızlıca soteleyeceğim. Çok fazla pişirmeyeceğim mantarları, diri kalsınlar istiyorum. Evlerde yaparken spatula kullanın. Böyle tavayı kaldırıp sallarsanız alev alır, aman dikkatli olun. Hemen karabiber ekliyorum içerisine. Biraz toz kırmızı biber. Burada acı ya da tatlı size bırakıyorum. Şimdi patatesleri doğruca tavaya. İçerisine bir yemek kaşığı kadar hardal ekliyorum. Su, krema, hiçbir şeye gerek yok. Bunu sıcakken yaparsanız gördüğünüz gibi hardalı hızlıca içerisine çekti, baharatları çekti. Tüm o lezzetler şu anda bir arada. Son olarak içerisine turşu ekleyeceğiz. Turşuları da içerisine atıyorum. Altını kapattım. Hepsi bu kadar. Ve artık servis edebiliriz. Tavadan aldıktan sonra içerisine ince kıyılmış maydanoz atalım. Karıştıralım. Tabağımızda böyle güzel kış renkleri birleşiyor. Garnitürümüzü neden tabii ki soslu yapmadık? Çünkü yemeğimiz yeteri kadar soslu. Onun kreması bunlara da yetecektir. Sıra geldi. Astrolist açmaya. Üf. Artık bu aromasını vermiştir. Çıkarttık. Bu yemeğe maydanoz değil, dereotu ekliyoruz. Çok az. Aromayı arttırmak için sadece. Nasıl defne yaprağın içinde değil, sonradan attık. Dereotunu da artık kapağı açtıktan, servisten bir tık önce ekliyoruz. Ne kadar koyulaştığını görebilirsiniz. Ama hala nemli, sulu. Etler pamuk gibi olduğuna eminim çünkü şu anda kaşıkla iterken dağılıyorlar. Ve gördüğünüz gibi Böf Stroganoff'umuz hazır. Buradaki size anlatmam, doğramam, fırında pişirmem her şey... Saate bakayım. 45 dakika falan sürdü. Benim konuşmalarım olmasaydı ve hızlıca yapmış olsaydı muhtemelen 35 dakikada falan hemen önünüze koyabileceğiniz çok lezzetli, çok pratik bir yemek. Bu tarz sizi rahatlatacak, evinizin keyfini çıkartacağınız yemekleri bu kadar hızlı yapabilmek bence çok çok iyi. Bu tarifi mutlaka deneyin ama denemeden önce benim bunu yemem lazım. O yüzden ben bunu çok acayip yerim. Bak, bu benim çok sevdiğim bir yemek. Şöyle yapacağım. Bir parça patates. Patatesin yumuşaklığını gördünüz. İnanılmaz. Pamuk gibi. Ucuna bir tane mantar takalım. Güzelce sosa bandıralım. Bir parça da et takalım ucuna. Turşu. Kendimi alkışlıyorum galiba şu anda. İnanılmaz güzel. Taktiklere uyduğunuz sürece çok güzel püf noktaları verdiğimi düşünüyorum. Bence bu emeği bir beğeniyle taşlandırırsınız. Hatta belki şu anda abone olmadan beni izleyenler abone de olabilirler. Daha da coşarsanız belki WhatsApp gruplarınızda videoyu paylaşırsınız. Herkes bu güzel yemeğin tadına varabilir. Lafı daha fazla uzatmadan bir sonraki hafta, bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye. Yemeği soğutmayalım.